Yine bir son dakika gelişmesi nedeniyle özet kısmını şimdi bir kenara bırakıyorum. Sayın seyirciler, görüyorsunuz son dakika açıklamaları CHP lideri Özgür Özel'den geliyor, geldi. Bu açıklamalar bir grup gazeteciyle bir araya geldi ve gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı. Neydi o açıklamalar? Bize Ankara'dan Halk TV muhabiri sevgili Şeyma Paşayiğit anlatacak. Bu açıklamaları Şeyma'yı CHP lideri Özgür Özel'le de görüyoruz. Arkada fotoğrafı var. Şeyma, merhaba. İyi yayınlar Seda Selek, merhaba. Son dakika bilgileri olarak ekrana yansımaya başladı ama hadi sen bir başından başlayarak bize anlat lütfen. Neler konuşuldu, neler sordunuz Özgür Özel'e? CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem iç ve dış siyaseti değerlendirdi hem de parti içi pek çok mesele hakkında önemli açıklamalar yaptı. Hemen hızlıca başlayalım. Hangi başlıkları öne çektik? Öncelikle Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'ın meclise konuşması için bir çağrıda bulunmuştu ve devamında da sözlerimin arkasındayım demişti. İşte bir değerlendirme bunun üzerine oldu Özgür Özel'in değerlendirmesi. Devlet Bahçeli son söyleyeceğini ilk söyledi desem bu bile yanlış anlaşılır. Hiç söylenmeyecek bir şey söyledi dedi. Devlet Bahçeli bodoslama gidiyor, meclis grubu ayakta alkışlıyor ama sahada ayakta alkışlanır hali yok dedi. Videolarda bu yüzden dedi. Devlet Bahçeli'nin paylaştığı videoları anımsattı. Herkes Tayyip Bey'e yoruyor ama o videolar kendi tabanına dedi Özgür Özel ve çözmek istediği sorunun varlığını inkar ediyor diye Kürt sorununa işaret etti. Ufuk Uras'la görüşmesine de değindi. Devlet Bahçeli Ufuk Uras ile görüşmüştü. Devlet Bey bir takım gerginlikleri düşürmek istiyorsa daha etkili olabilecek aktörler ya da ortaya söylemeli diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel İbrahim Kalın ile görüşmüştü. O görüşmenin biraz perde arkasını anlattı. Özellikle Abdullah Öcalan ile bir pazarlık var mı? Bu soruyu İbrahim Kalın'a sordunuz mu sorusu yöneltildi Özgür Özel'e. Özgür Özel 15 sorusu olduğunu, bunun 9'una yanıt verildiğini, 6'sının yanıtsız kaldığını söyledi. Gündelik siyasete MİT'i sokmak istemedik dedi. O sorunun bir muhatabı var, o da Erdoğan. Bu süreç yürüyorsa Erdoğan yürütüyor diye konuştu. Peki ne konuşuldu İbrahim Kalın ile? Onu da ifade etti. Fethullah Gülen cemaati başta olmak üzere terör örgütlerinin CHP örgütlerine sızıp da yarın bunun üyesi FETÖ'cü gibi bir durumla karşılaşmamak için İbrahim Kalın'a yurt dışı örgütlerimize yapılan başvurularda istihbarat desteği sordum. Büyük bir memnuniyetle destek verebiliriz dedi ve isteyen partilere de destek verebileceğini söyledi. Türkiye için böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi ama yurt dışı örgütlenmeler için MİT'ten destek istediğini Özgür Özel ifade etti.